Sadece AK Parti kazanmadı. AK Parti'ye oy veren, vermeyen. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, çıkarılan yeni torba kanunun askeri, mali ve çalışma hayatını düzenleyen birbirinden önemli düzenlemeleri beraberinde getirdiğini söyledi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin maaşlarının diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi memur maaş katsayılarıyla hesaplanacağını belirten Ercoşkun, kanun kapsamında atama bekleyen öğretmen adaylarını ilgilendiren bir açıklamaya imza atarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamalarında kullanılmak üzere kadro ihdas edildiğini bildirdi. Ercoşkun, yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizli askerlik görevini yerine getirebileceğini söyledi. Dövizli askerlik hizmetinden oturma veya çalışma iznine sahip olarak, işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunanların yararlanabileceğini söyleyen Ercoşkun, 38 yaşını tamamladıkları yıl sonuna kadar dövizli askerlik başvurusunda bulunmayanlardan başvurdukları halde ödemelerini tamamlamadıkları için dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1000 avro yatırmaları karşılığında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklarını belirtti. Ercoşkun kanunla maden işletmelerinin de destekleneceğini belirterek, madenlerde çalışan sigortalılar için söz konusu desteğin uygulanmasında belirtilen 85 lira günlük kazancın 2 katı olarak uygulanacağını belirtti. Açıklamalarında torba kanunla asgari ücretliye prim desteği sağlanacağını da dile getiren Ercoşkun, kanun kapsamında 2016 yılı içinde ilk defa bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu hazinece karşılanacaktır ifadelerini kullandı.